Merhaba arkadaşlar. Bugün bir cesaret videosu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü devamlı videolarını izliyorum ama bir türlü cesaret edemedim. Benim ayağımda variz var görüyorsunuz. Ayrıca venöz yetmezliği var da bu variz ayrı bir dert zaten. Ayakta çok kaldığın zaman şişkinlik yapıyor. Ve cesaretimi topladım. Gördüğünüz gibi virüs al. Virüs diyorum pardon. Ya aklımızı almış bu virüs bizim ya. Bu sürük aldım 4 tane. 4 tane yeterli dediler. Ben de bunları evde tek başıma videolardan izleyerek, görerek tek başıma uygulayacağım. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Kesinlikle bu yani siz de evde yapın diye bir tavsiye değildir. Bilginiz olsun. Arkadaşlar büyük mücadelenin sonunda yani peşine ayırmak istemediler. Çıkarttık sürüklerimizi. 1, 2, 3, 4 tane sürük var gördüğünüz gibi. YouTube videolarını izledim. Harfiyen yapacağım ama farklı yapacağım ben biraz bugün. Niye? Çünkü anlatana göre sürük kendisi buluyormuş tamarı nereye alacağını. Ama insanlar şöyle yapıyorlar. Sürüğü bu kapağın içine koyup böyle koyuyorlar. Buradan yakalıyor bir yer isterse. Ben öyle yapmayacağım. Şimdi bacağımı ısıtacağım bir tane sürüğü buraya bırakacağım. Bakalım şansımıza nereyi tutacak? Arkadaş bacağımızdaki kanlı bölgeyi sevecek mi? Ama öncelikle peçeteyle şöyle bir ıslatıyorum. Şöyle. Şu ana tedirginim. Ne kadar bir acı verecek? Nasıl bir his verecek? Sonuçta kanımızı yemiyor. Bir bakalım. Canavar gibi duruyorlar vallahi. Yani çok sakin duruyorlar ama bakalım. Bir tanesini alalım böyle. Biraz da ıslatayım şöyle. Biraz da ıslatayım. Şöyle hafif. Bakalım. Ayağımızda en çok nereyi sevecek? Sürük kardeş. Gel buraya. Yakaladık bir tane. Evet şimdi. Nerede? Şimdi kameram bölsünce... Poşeti tutmuş bu ha. Görüyorsunuz değil mi? Vallahi bunu tutmuş bakın bırakmıyor. Lan ne sürükmüş bu. Her tarafı ne olursa yakalıyor. Bunu nasıl bırakacağız? Dakika bir bu kağıt bir arkadaşlar. Hah ya bıraktım. Nereye gitti? Hah yakaladım vallahi. Ya buraya. Heh, bıraktık bakalım nereye yakalayacak. Gidiyor. Ayağımın altı olmasın nereye olursa olsun. Bakalım nereye yakalayacak bu. Gidiyor. Nereye gidiyor bu ya? Tekrar koyalım şöyle. Bakalım ne. Yani şu anda tedirginim. Gerçekten tedirginim. Yakalayacak bir yer gibiydi. Kötü hissediyorum. Gidiyor. Nereye gidiyor bu? Nereye gidiyor arkadaş? Üt üt. Gel buraya. Tekrar bırakalım. Ya niye yakalayamıyor mu yer bunlar? Yoksa bilmiyor mu? Kan emmesini bilmiyor musun sen? Bırakıldı mı? Nereye gidiyor? Ha gidiyor. Damarın büyük olduğu yerine. Ya damarda kadar şey yapmış ki sürük bile korkuyor yani. Şöyle. Gene poşet gidiyor. Bu poşeti mi sürüyor? Ne yaptın? Şöyle attık, yakaladık. Nereye gidecek bakalım. Şöyle ciddi, ciddi araç içerisinde. Bulacak herhalde bir yer. Ya sanki var ya bir yeri radar gibi bir yeri arıyor şu anda değil mi? Nereye arıyor bu?
kaçtı. Allah Allah. Ne benim? Evet arkadaşlar, bu kadını beğenmiyor herhalde benim ha. Şöyle bırakalım tekrar be. Yoksa başka sürüyü kullanacağım. Bu kademesini bilmiyor musun sen canım? Bakalım gidiyor. Nereye gidiyor bu arkadaş? Yavaşladı ya, bakalım ya. Buldum bir yer ya. Isıracak mı? Aha, sanki hissediyorum bir şey orada ha. Gerçekten orada bir iğne gibi bir şey hissettim, bakalım. Yakaladı. Herhalde yakaladı. Gerçekten de yakaladı, hissettiriyor yani kanadını. İğne gibi atıyor. Aa, öbürkü de görüyorsunuz değil mi? Öbürkü de kaçacak yeri arıyor. Evet, bunu da bırakıyoruz. Vallahi acıttı canım. Şu görüyorsunuz arkadaşlar. Şunu tutar mısın? Yaklaştır biraz. Süper. Yakaladı bu. Burayı yakaladı. Bunu. Siz görüyorsunuz değil mi? Nasıl yakalıyor bunu? Hissediyorum böyle bir şeyi çektiğini. Yani hissettiriyor kendini. Biraz küçük bu. Bunlar. Çünkü aldığım kişi bana dedi ki çok büyük alırsan dedi, yara, derin yaralar açar dedi. O yüzden. Bu ne ya? Sen avcım ne dur. Buraya bir tane daha bıraktım. Bakalım bir nasıl olacak. Bu nereye gidiyor bu arkadaş? Bu poşeti sevdi herhalde bu. Burayı mı yakaladı acaba? Aha. Burayı mı yakaladı ya? Yakaladı mı orayı? Hissetmiyorum ama ya bir acı var ama buradan mı geliyor? Buradan mı geliyor anlayamadım. Gerçekten hissediyorum yani acıyı. Evet. Oradan da geliyor. Sürükler o anda kaçmaya başlıyor. Şu telefonu tutar mısın? Gel buraya. Evet. Üçüncü sürümüzde bu hala poşeti bırakmadı. Bunu şunun içine bıraktırırsak. Şöyle göster. Arkadaşlar acemilik işte. Şöyle bir enteresan bir şey oldu. Poşetleri görüyorsunuz değil mi? Bakın. Burada bir. Uf. Burada iki. Bunlar bir türlü bıraktıramadım. Poşeti tutmuşlar. Ben de şöyle ayağımın üzerine koyayım şöyle. Bırakırsa belki. O arada iğne gibi batıyor. Haberiniz olsun. Uf. Şu arka taraftaki felaket şu. Şu felaket tutuyor. Bunların poşeti çok sevdiler. Bunların poşeti bakacağı yok herhalde. Şöyle. Bakalım bırakacak mı? Demek ki aynı anda koymak lazım bu şeyi. Şöyle. Aha, tutar gibi oldu. Şöyle koyalım bir. Şöyle nereye tutacak acaba? Böyle bakıp bir tane şurada var. Bir tane de burada var. Bakalım tutacaklar mı bir yere. Bu bacağıma doğru git bakalım. Evet. Bak poşetten çarpıp poşetleyelim. Geri gidiyor ya. Uyanık. Ama felaket şu anda şiş. Şöyle yakından gösterir misin? Bak görüyor musunuz? Şurayı göster. Görüyor musunuz? Şişmeye başladı. Şöyle poşette koydum artık. Yapacak bir şey yok yani. Bir yerden tutsunlar. Benim kanım iyi değil mi? Şu aşağıyı gösterir misin? Bakın. Kan emdikçe aşağı doğru sakmaya başladı. Ağırlık veriyor herhalde.
Gördünüz mü? Sıcağına sıcağına görüyorsunuz arkadaşlar. Sıcağına sıcağına paylaşım yapıyorum. Ama buradan da bu türlü ayarlayamaz ya. Bunlar küçük ya. Acemi daha herhalde bunlar. Poşeti çok mu seviyorum? Ne yapıyorum bunu? Şu anda 10 dakika oldu arkadaşlar. Ben bunları da tutturayım. Ondan sonra tekrar videomuzu açıp sizlere paylaşıyorum kademe kademe. Evet arkadaşlar, büyük çabadan sonra öbür sürüğümüzü bıraktık. Buna da bıraktırmaya çalışıyoruz ama sanki buradan tutuyor gibi dedim aşamaları var. Herhalde tamam, etimizi beğenirse kanımızı emecek. Şu zaten şişmeye baş. Bu gerçekten de bayağı bir şişti, görüyorsunuz. Kamera niye böyle gösteriyor? Bak burada gördüğünüz arkadaşlar şişiyor, bu çok hızlı yerliyor. Bu da bayağı bir şişiyor. Bu da inşallah yakılacak. Ya sanki böyle hani bacağımda şişme var ama biraz hani psikolojik olarak mıdır nedir bilemiyorum. Şu anda bacağımda bir gerçekten bir rahatlama var. Şu ilk tutam bu, ikinci tutam bu, üçüncü tutam bu. Şimdi bu tutacak. Tutmuş herhalde. Evet. Sonunda yani. Ne kadar inat bir sürüksün. Evet arkadaşlar, acısını gerçekten hissettirmeye başladı. Böyle şey değil de bu, hani iğneyi birisinin eline batırırsınız ya. Öyle bir his var şu anda. Ama şu anda dört bir yerden var. Bekliyoruz bakalım. Ara ara videolarını çekeceğim. Sizle paylaşacağım. Arkadaşlar, şimdi 3 tane kaldı. Bir tanesi görüyorsunuz. Burada kanıyor. Şöyle göstereyim. Bıraktı burayı. Kendisi hiç ellemedim. Küçük oldukları için bunların kendisini bırakmasını bekleyeceğim. Şu bayağı. Üçünü tutturum, bayağı bir şişti. Şu da şişti. Herhalde bunlar da yavaş yavaş bırakacaklar gibi geliyor. Ama böyle yani değişik bir, hani bir insan eline iğne batırırsın ya, yavaş yavaş hafif küçük küçük iğneler, aynı öyle bir his var. Yani öyle almış an bir şey yok. Arada bir yokluyor. Böyle bir keskin bir emme şekli var. O zaman hafiften bir canınız acıyor. Bu da baş aşağı düştü. Ama ayağımı yatay, yani dik koymadım. Yatay koymam daha iyi oldu. İstedikleri yerini tuttular. Serbest bıraktım bunları. İstediğin yerini tutabilirsin dedim. Onlar da istediği yerini tuttular. Bakalım mı? Ama buramda görüyorsunuz değil mi? Videonun başında baktınız mı? Buralarda bayağı bir kararma vardı. Yoğun bir kararma vardı. Şimdi hafiften sanki azalmış gibi. Baş parmağımda da uyuşmalar vardı benim devamlı. O sanki uyuşmalar azaldı gibi mi geliyor? Ben mi öyle hissediyorum? Psikolojik olarak da olabilir. Bilemiyorum. Bu hala kanıyor. Onu gerçekten de kanıyor. Arkadaşlar bu herhalde bayağı bir şişti. Herhalde bırakacak. Yani arka tarafını aşağı doğru salmaya başladı. Bu da öyle. Hala emiyor, görüyorsunuz nasıl emiyor. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl emiyor. Vakumladığı nasıl belli. Bu da bırakacak. Bu da görüyorsunuz şişmeye başladı. Şöyle yakından göstereyim. Ya vakum gibi tutmuş orayı. Arkasını görüyorsunuz değil mi? Vakumluyor. Resmen vakum. Yarasın. Yarasın koçlarım. Yarasın sizlere. Hadi. Ha gayret. İlk başta korktum tutmayacak diye ama tuttular yani. Demek ki bayağı bir kirli kan varmış. Pis kan varmış. Ne olacak? Ya baksanıza bacaklara.
Sanki buralar ama hafifledi sanki. Biraz uyuşukluk var ama o da ayağımı böyle sabit tuttuğum için. Bu arkadaş burada yatıyor, dinleniyor, yoruldu. Pis kanları içti. Şöyle. Arkadaşlar iyice şişti, görüyorsunuz değil mi? Kocaman oldu bana bak. Böyle parmağımı koyup ona göre. Yani buradaki de aşağı sarktı kendisini, bıraktı. Burada burada şey yapıyor. Ama burada kanım hala durmuyor sanki. Peşte koydum şöyle. Görüyorsunuz. İnşallah duracak. Ama şu bıraktı, bırakacak yani. Çünkü bu şekil duruyordu. Kendisini aşağı doğru sarktı. Ağırlığıyla. Şu da. Emmesi sanki yavaşladı mı bunun? Wow, uyudun mu koçum? Faaliyet gösterim, uyudu mu? Ne yaptı bu? Hı. Evet. Çalışmaya devam. Çalışmaya. Bedava yok öyle. Kan veriyorum size. Sen uyuyor musun? Demek ki arada uyandırmak lazım bunları. Şu nasıl? Şöyle göstereyim. Hı. Görüyorsunuz. Bakın parmağımı koyuyorum. Şöyle küçücük bir şeydi bunlar. Biliyorsunuz videonun başında. Şimdi bu kadar oldu yani. Ah şöyle. Arkadaşlar buradaki dediğim gibi bıraktı. Şimdik bıraktı. Kendisi yuvarlan yuvarlan aşağı düştü. Böyle alayım, şunun içine bıraktım. Kendisi düştü. Burada da yalnız burada kımıldayınca şöyle altından bir su geldi. Ne suyu bilmiyorum. Biraz kanasın bakalım. Bu elle mi yiyelim? Ama ayağım gerçekten uyuştu. Yani şöyle. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir. Görüyor musunuz nasıl kanıyor? Bayağı bir derinden. Belki şurada bırakır da şöyle çekelim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kanı bir sildiydim. Şimdi kademe kademe kan durmuyor. Tekrar kanıyor. Bu şişti. Şu bence biraz sonra bırakacak gibime geliyor. Çünkü aynı boyutlarda şöyle bakın. Şu ikinci bakın, şu ilk bırakan. Bunlar uyumlu. Şu daha büyük. 12 kat neredeyse. Bu şuradan da ayrıca şu görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şu alttan su gelmeye başladı. Bu hani bir herhalde sürüp bir salgı yapıyormuş ya. Herhalde onun salgıları yani. Yoksa orada bu alttan bırakıyor mu? Ne yapıyor? Görüyorsunuz hala. Kanamaya devam.
Sanki bırakacak gibi geliyor yani. Şuradaki bırakan göre aynı boyutlarda burası oldu. Sanki burası da bırakacak gibi geliyor. Ne yapıyor biliyor musun? Bunları sülükleri bu şeyi kusturup yeniden kullanabiliyor musun? Ama ben bunları kullanmayacağım. Bunları imha edeceğim alkolle. Bu da büyüdü. Şimdi bir kullandığınızı bir daha kullanmanız gerek yok. Kanayan yerlerde hafiften bir kaşıntı var. Çok kullanmaya başladık. Bırakacak herhalde. Bak bıraktı gördünüz mü? Yuvarlandı. Şimdi alıp top gibi olmuş, şunlara bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar nasıl kınıyor. Bak böyle bir sıvı bırakıyor buraya. Ne olduğunu bilmiyorum. Biraz kanamasını bekleyeceğim. Az bir şey daha kanasın. Bunu sileceğim. Sıra geldi bir tane de. Sanki en büyükleri bu, en son bıraktığım. Şu kaldı. Şu deliğe bakın. Şimdi bir yere bakın. Sıkılıyor. Şurası. Arkadaşlar şöyle ben şu an tentürtüyor sürdüm bir tane. Şunu. Yani kanaması durması için mikroplarını kalması şöyle. Şimdi bu arkadaşın bırakmasını bekliyoruz. Bu da büyüdü. Bunlar aralarında şimdi konuşuyorlar, tamam mı? Böyle dertleşiyorlar. Ben zannetmiyorum. Bu tentatür durdurmaz. Kanamaya devam eder gibime geliyor bana. Aynen dediğim gibi de oluyor, görüyorsunuz. Kanım hemen durmuyor çünkü. Arkadaşlar görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Bir tanesi şu tembelmiş, bir şu alttaki var ya, şunun altındaki. O tembelmiş, öbürküleri iyi. Şu şekil görüyorsunuz. 2, 3, 5, altta var. 4. Hala kanamaya devam ediyor. Yani bayağı bir derinden herhalde kesiyorlar bunlar. Böyle arkadaşlar. İnşallah birkaç gün sonra rahatladık. Şu anda bir sanki psikolojik de olabilir belki. Bir rahatlama var. Ama inşallah faydasını görürüz.